Kedi'ye hoş geldiniz. İtalya'nın meşhur hamur işlerinden cannoli var önümde. Adeta çırağan sarayı fiyatları çekiyorlar. Danilo Şef'in memleketindeyiz. Venedik'te kalacağımız evimize geldik. Fırından yeni çıkmış sıcak kruvasanlar. Şimdi biz de arkamızdan bir gondola binmeyi deneyeceğiz. Aman dikkatli olun diyorum ben. Saatler 4.40'ı gösteriyor şu anda. Bizim saat 7'de bir uçağımız var. O yüzden artık belki de bir yandan iş yapıp konuşmam gerekiyor. Havalimanına gitmemiz gerekiyor. Kahvaltılıklarımız burada. Şu anda taksimiz geldi. Saatler 5 oldu. Yeni uyandığım için sesim de biraz tuhaf. Şimdi artık taksimize doğru biniyoruz. Kerem'i karga tulumba direkt yataktan aldık. Tren istasyonundan çıktınız, sola döndünüz. Hatta dönmenize de gerek yok. Direkt karşınızda arkamdaki köprüyü görüyorsunuz. Herkes resim çekilmek için yarışıyor adeta birbiriyle, çok kalabalık. Yalın ayak köprüsüymüş burası. Buradaki en önemli köprülerden biri. Venedik'te pazarında nabzını tutmadan olmaz. Şöyle bu yalın ayak köprüsünden iner inmez burayı gördük. Magnetler var. Daha doğrusu bunlar açacak. Bunların bir tanesi 2, 3 tane alırsanız 5 euroya alabilirsiniz. Otelimizi, daha doğrusu kalacağımız evi bulduk. Karşısında da bir kafe vardı. Orada bir mola verelim dedik. Şöyle İtalya'nın meşhur hamur işlerinden cannoli var önümde. Bir de bir cappuccino aldık. Şimdi bu cannoli'ye bir not vermek istiyorum. 3 çeşit var. Bir çikolatalı, bir fıstıklı, bir kremalı. Fıstıklıdan yana bir şansımı deneyeceğim. Milföy hamurunun içinde krema gibi düşünebilirsiniz. Ama çok lezzetli. Venedik'te kalacağımız evimize geldik. Anahtarlarım burada. Airbnb'den bulduk burayı. Ev sahibiyle hiçbir şekilde temasımız olmadı fiziksel olarak. Şu kutuya bırakmış anahtarı. Şifresini de söyledi. Çıkacağız, gelin bakalım Venedik'te bir ev nasıl oluyormuş görelim. Ayakkabılarımızı şurada çıkaralım, Kerem gel. Bayağı güzel. Burası oturma odası. Tarihi bir yere benziyor. İnternetimiz var, çok güzel. Şurada bir televizyonumuz var. Böyle bir kitaplığımız var burada. Mutfak var, gel gel. Ops. Vay. Burası mutfak. Burada banyomuz var. Burası biraz küçük. Evet, burası da yatak odası. Gayet güzel. Güzel, sokağa bakıyoruz.
Bakalım böyle. Bir süre buradayız. Arkamda bir kısmını gördüğünüz köprü Rialto Köprüsü. Venedik'in en önemli, en meşhur köprülerinden biri. Üstünde bize de yer var mı emin değilim. Şimdi gelin bir bakalım yakından. Şu anda Rialto Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bize de yer varmış gerçekten. Kerem ellemeyelim onu. Bu köprü öyle sıradan köprülere benzemiyor. Direkt sizi nehrin öbür tarafından bu tarafına aktarmıyor. Aynı zamanda dükkanlar da var. Üç koridorlu çok geniş bir köprü. Arkamda mesela bir güzel bir dükkan var. Sıra sıra karşıda yine bir mücevher satan bir dükkan var. O yüzden biraz daha ilgi çekiyor burası. Venedik gezginleri için yemek zamanı. Şu anda bir yer bulduk kendimize. Direkt nehrin kenarında, bu Rialto Köprüsü'nün de hemen yanı başındayız. Burada bütün mekanlar pizza yapıyor. Gerçekten bizdeki ne bileyim pilav gibi yan yemek olarak, mercimek çorbası gibi adeta. Biz de yine İtalya'ya gelmişken pizzadan yana tercihimizi kullandık. Pizza tonno var önümde, ton balıklı. Bence bu bir klasik, en sevdiğim pizzalardan biri benim. Venedik'in olmazsa olmazlarından biri gondollar. Her tarafta görüyorsunuz ve gondola binmiş insanları da görüp biraz kıskanıyorsunuz. Nevşehir'e gidip balona binmemek gibi bir şey. Şimdi biz de arkamızdan bir gondola binmeyi deneyeceğiz. Gel, in bir tane. Tamam. Ciao. First I'll give you my son. Yeni. Biniyoruz oğlum, gel. Gondol yolculuğumuz başladı. Çok heyecanlıyız. Değil mi Kerem? Gel arkana yaslan. Tamam. Bakalım keyifli oldu şimdiden. Peki gondola binmek ne kadar? Belki bu sorunun cevabını merak ediyorsunuzdur. Bu kadar çok insan gondola biniyor. Yarım saatlik bir gondol yolculuğu 80 euro. 5 kişi binebiliyorsunuz. Yarım saat geziyorsunuz ve 80 euro ödüyorsunuz. Venedik'te muhteşem bir meydandayız. Burası, teşekkür ederim anneciğim. Burası San Marco Meydanı. İtalyanca ismiyle söyleyecek olursak da efendim annem. Piazza San Marco diye geçiyor burası. Su istiyor galiba. Kerem'i suyunu verdik, devam edebiliriz. Burası gerçekten Venedik'te inanılmaz dar sokakları olan bir yerdi. Siz de gördünüz. Alabildiğine geniş bir meydan. Arkamda San Marco Bazilikası var. Bizans mimarisinin en önemli eserlerinden birisiymiş burası. Dış cephesine baktığınızda göreceksiniz. Şu tarafımda da saray var. Burası da yine çok görkemli. Gerçekten Venedik gibi küçük bir şehirde çok şaşırtıcı büyük bir meydan. San Marco Meydanı'nda bir kahve içeyim derseniz aman dikkatli olun diyorum ben.
Buradaki garsonlar gerçekten çok özenli giyinmişler. İşte ceketleri var, beyaz ceketler, papyonlar var. Ve gerçekten çok lüksler. Bir kahvenin 10 Euro'dan başladığını öğrendik biz. Adeta Çırağan Sarayı fiyatları çekiyorlar. Öyle hemen bir kahve içeyim deyip oturmayın derim ben. Venedik'te ikinci günümüzdeyiz. Saatler 7.45. Kahvaltı etmeye gidiyoruz ve kahvaltıcıyı biz açacağız sanırım. Böyle esnaf yavaş yavaş başlıyor hazırlıklara. Hadi gidiyoruz. Venedik'te kahvaltı zamanı. Tipik Avrupa kahvaltısı. Bir kahve, bir de hatta iki de kruvasan. Şu anda Venedik'teki ikinci günümüzde Murano Adası'na gidiyoruz. Murano'da Venedik Lagünü'ndeki Venedik'ten sonraki ikinci büyük ada ve Cam Adası diye geçiyor. Camlarıyla meşhur. Murano'da yemek zamanı. Ben bu sefer spagetti istedim. Biraz parmesan dökeyim. Şimdi çok güzel oldu. Yakıştı gerçekten. Venedik'te artık son duraktayız. Yine kanoli aldık kendimize. Vedayı kanoliyle yapalım istedik. Kahvemizi aldık. Birazdan tren istasyonuna doğru gideceğiz. Buradan sonraki rotamız Bologna olacak. Spagetti Bolognese'in memleketine gidip bir de orada inşallah yiyeceğiz. Siz bu videomu izlerken biz muhtemelen onun çekimlerini tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Çok keyifli vakit geçirdik. Gerçekten çok sakin, güzel. Kalabalık da olsa, sıcak da olsa gezdik. Bu haftalık Venedik'teydik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka rotada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.